Grigory Efimov Rasputin, 1869'da Sibirya'nın Pokrovskoye köyünde doğdu. Sıradan bir köylü ailesinin çocuğu olarak dünyaya gelen Rasputin, genç yaşlardan itibaren mistik ve spiritüel konulara ilgi duydu. Bu ilgisi onu Rus Ortodoks Kilisesi'nin dini öğretileriyle derin bir şekilde etkileşime soktu ve genç bir yetişkin olarak hac yolculuklarına çıkmaya başladı. Rasputin'in hac yolculukları sırasında manastırlarda ve dini topluluklarda edindiği bilgiler ve yaşadığı deneyimler, onun spiritüel güçlerine ilişkin iddiaların ortaya çıkmasına neden oldu. Birçok kişi onun şifacı olduğuna ve psişik güçlere sahip olduğuna inanıyordu. Bu inanışlar, onun Rusya'nın yüksek sosyal çevrelerine ulaşmasında önemli bir rol oynadı. Rasputin, Rus aristokrasisi içinde yükselmeye başladığında, kendine özgü kişiliği ve karizması sayesinde pek çok önemli kişiyi etkilemeyi başardı. Onun doğaüstü güçlere sahip olduğuna dair hikayeler, onun etrafında bir ara oluşturdu ve bu da onun etkisini arttırdı. Rasputin'in karizması ve etkileme gücü, onun sarayda etkili bir figür haline gelmesine yardımcı oldu. Rasputin'in Romanov Hanedanı ile ilişkisi, onun tarihte en çok hatırlanan rolüdür. İmparator İçe Aleksandra ve İmparator II. Nice hemofili hastası oğlu Alekse üzerindeki etkisi, onu sarayda vazgeçilmez bir figür haline getirdi. Rasputin, Alekse'in hastalığını tedavi etme yeteneğine sahip olduğu iddiasıyla, İmparator güvenliğini kazandı. Rasputin'in Alexe üzerindeki etkisi, sadece fiziksel sağlıkla sınırlı kalmadı. İmparator İçe Aleksandra, Rasputin'in ruhani rehberliğine ve öğütlerine de büyük bir değer veriyordu. Rasputin, bu etkisiyle zamanla sarayın siyasi kararlarında da söz sahibi bir hale geldi. İmparatoriçe, Rasputin'in önerilerini dikkate alarak önemli kararlar alıyordu. Rasputin'in siyasi etkisi, Rusya'daki aristokrasi ve kilise hiyerarşisi tarafından rahatsızlıkla karşılandı. Onun saraydaki gücü, pek çok soylu ve din adamı tarafından tehdit olarak algılandı. Bu durum, onun aleyhinde birçok komplo ve dedikodunun yayılmasına neden oldu. Rasputin'in ahlaki değerleri ve yaşam tarzı, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. Rasputin, özellikle cinsel ilişkiler ve aşırı içki tüketimiyle ilgili davranışlarıyla tanınıyordu. Bu davranışlar, dönemin toplumsal normlarına aykırı düşüyor ve onun hakkında skandalların çıkmasına neden oluyordu. Bu skandallar, Romanov hanedanının itibarını zedeleyen ve Rus halkı arasında hoşnutsuzluk yaratan unsurlardı. Rasputin'in mistik güçleri ve sihirbazlık yetenekleri hakkında birçok efsane bulunmaktadır. Bunlardan bazıları onun hipnotize etme kabiliyetine, hastalıkları iyileştirme yeteneğine ve geleceği görebilme gücüne işaret eder. Ancak bu iddiaların çoğu spekülatiftir ve tarihsel olarak doğrulanmış değildir. Rasputin'in ölümü onun hayatı kadar gizemli ve tartışmalıdır. 1916'da bir grup aristokrat tarafından düzenlenen bir komplo sonucu öldürüldü. Bu suikast, zehirleme, vurulma ve boğulma gibi çeşitli yöntemlerin kullanıldığı karmaşık bir olaydı. Rasputin'in ölümü, onun etrafındaki efsaneleri daha da artırdı ve onu tarihte tartışmalı bir figür olarak bıraktı. Rasputin'in mirası Rus tarihinin en ilgi çekici ve gizemli bölümlerinden birini oluşturur. Onun hikayesi, dini inanç, politik güç ve kişisel karizmanın nasıl iç içe geçebileceğinin bir örneği olarak görülür. Rasputin, Rus tarihi ve kültüründe tartışmalı bir figür olarak kalmaya devam ederken, onun gerçek kişiliği ve etkisi hakkındaki tartışmalar da devam etmektedir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz, Lütfen abone olun ve bildirim zilini açın. Ayrıca, arkadaşlarınıza da önererek bize destek olabilirsiniz. Her türlü desteğiniz için şimdiden teşekkürler.